Herkese günaydın, selamun aleyküm arkadaşlar. 2024 ÖNİSAS KPSS'nin 3. denemesine bugün başlayacağım inşallah. Yine 7 iklimin denemelerinden bir tanesi. Fasulye denemeler. Saatimiz yaklaşmakta olmakta. Birazdan başlayacağım inşallah. Hadi bakalım, süremizi tutalım ve başlayalım. Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. 5 Mayıs 2024 günlerden pazar günü. ÖNİSAS KPSS 2024 için girmiş olduğum yoldan yani 3. denememi çözdüm böyle bugün. Saat 10'da çözdüm. Şu anda saat 3-3.30 civarında böyle. Denememi çözdüm. Cevaplarını da işaretledim böyle. Birazdan hep birlikte böyle işaretleyeceğim böyle. Ondan sonra yanlışlarımı veya yeni bir şeyle öğrendiklerimi defterime geçeceğim. Birazdan kamerayı çevireceğim böyle. Hadi o zaman oraya geçelim böyle. Tekrar selamun aleyküm. Bu benim defterim işte, ben notlarımı şuraya alıyorum böyle. Hatta göstereyim şu ana kadar almış olduğum notlarımı böyle. Ev alma projemi geçelim böyle. Bak mesela burası benim işte hani elde etmiş olduğum notlarım böyle. Güzel, kırmızı, mavi, yeşil tarzında. İşte yeni bir şey öğrendiğimde veya böyle bilgi kilidine sebep olan bir şey yeni öğrendiğimde böyle bu şekilde güzelce yazarım böyle. Bugünkünü de yazamadım. İşte analizini yaptıktan sonra ondan sonra defterime geçeyim. Dolayısıyla defterim şu andalık burada kalsın. Biz bugün 2024 ön lisans KPSS sürecimin 3. denemesini çözdüm. Aynı zamanda 7 iklimin 2. denemesini çözmüş oldum böyle. Türkçeden böyle hemen bir göz, hızlı bir şekilde göz atalım böyle. Genellikle ben deneme çözerken mesela hani benim tarihim biraz iyi olduğu için böyle ben hemen ilk başlarda zihnimin alışabilmesi için, yani insan soru çözerken ilk başta direkt paragrafla başladığında böyle hani ister istemez ısırma hareketi olmadığı için ben daha yani öyle şu şekilde tavsiye ederim daha doğrusu. Emin olduğunuz, bildiğiniz yerden birkaç soru çözerek ondan sonra başlamanızı tavsiye ediyorum. Nasıl? Mesela ben ne yapıyorum? İşte hani ilk geldiğimde direkt tarihin o ilk genel kültürün ilk sayfası var ya mesela şu sayfasını direkt çözüyorum böyle. Çözdükten sonra işte orada 5, 6, 10 dakika maksimum 10 dakika falan geçiyor. Ondan sonra tekrardan Türkçe'ye geri dönüyorum. Türkçe'ye geri döndüğümüzde Türkçe'ye şu şekilde sorular beni karşıladı böyle. Genellikle bak ben yani geçmiş eğitim sürecime baktığımda böyle yani ilk sorularda bazen yanlış yapma oranım yüksek oluyordu. Bunun da dediğim gibi yani insan zihni bir alıştırma süreci olması gerekiyor. Yani bir ısınma hareketi gibi bir şey olduğuna böyle. Mesela suyu avuçlamak, bunu çok yani dikkatsizlikle yanlış yaptığımı gördüm böyle. Ondan sonra diğer şeylerini doğru yaptık. Bu İşte cümlenin akışını bozan cümleler. Ondan sonra ikinci hani paragrafa bölme ya da işte hani belli bir paragraf sıra dizilişinden sonra kaçıncı paragraf olur diye istiyorlar ya. İşte baştan dördüncü, baştan ikinci falan filan sorularda yanlış yapıyordum. Bu yanlış mı mesela diğer iki denemede görmüştüm. Ben onları biraz odaklanmıştım bugün. Gerçekten bunun karşılığını gördüm ve doğru yaptım böyle. Genellikle noktalama ve yazım işaretlerinde yanlış çok nadir yapıyorum. Bak bu noktalı işareti yazım yanlışı sorularında artık soru kaçırmamaya gayret ediyorum böyle. Diğer işte bazı cümlenin işte türemiş olsun, işte mesela iki tane boşum var şeyde. Bunları yapamıyorum gerçekten. Yani bazen risk almaya çalışıyorum ama bakıyorum yapamayacağımı şey yaparsam bile hemen geçiyorum böyle. Bu ünlü düşmeleri, ses olaylarında hiçbir zaman soru kaçırmıyorum. Çok çok nadir, çok zor ya da çok çelişkili bir soru gelmediği sürece o soruyu kaçırmıyorum böyle. O ses olaylarına çok çok iyiyim böyle. Ondan sonra zaten diğer gerçekten paragraflara geldiğimizde böyle. Paragraf biraz daha kitap okumaya, ne bileyim hani okuduğunu anlayabilme, çözümleyebilme, aklında tutabilme ya bağlı olduğu için böyle. Bu tür sorularda hele soru güzelse çok çok keyif alıyorum böyle. Ben bir de mesela KPSS'ye hazırlanırken veya işte soru çözerken ben keyif alıyorum böyle. Hoşuma gidiyor, beni cezbediyor öyle diyeyim yani. Dolayısıyla yani bu tür değinilmemiştir, anlatılmak istenen nedir, asıl anlatılmak istenen nedir veya
olabilir, olmayabilir sorularda genellikle iyi olduğumu düşünüyorum. Böyle zaten burada da gözüktüğü gibi güzel sonuç elde ediyorum. Türkçemde hani ilk başlarda ilk bir ve ilk birinci hani ilkinde mesela soru çözerken beynim yanıyordu adeta, hani sıkılıyordum bir an önce, hani kendimi denemeden atmak istiyorum böyle. İşte dedim ya, bu da zamanla, hani bir spora başlayan bir insan zamanla ısındıktan sonra artık spor yapmak ister ya, onun gibidir böyle. Dolayısıyla hani güzel Türkçe'de yani mesela çözüm deneme de gerçekten güzel bir deneme. Şöyle 2018, 2020, 2022 sınavlarını gördüğüm için dolayısıyla KPSS'ye yakın mı değil mi, bunları da rahatlıkla söyleyebilirim yani. Bu şekilde bir tecrübenin olduğunu şey yapıyorum böyle. Ha, bu sözel mantık sorularını gerçekten çok keyif aldım ve çok sevdiğim alanlardan sorulardan bir tanesidir böyle. Genelde 3 veya 4 soru çıkıyor. Ortalama genelde 4 soru çıkıyor böyle. Çok çok keyif alıyorum. Hani bazı sorular o kadar keyif alıyorum ki anlatamam. Mesela bu denemede özellikle çok çok güzeldi böyle. Ve o sözel mantıkla 4'te 4 yaptım. Yani bugün genel kültürün Türkçesinde toplamda 25 doğru, 3 yanlış, 2 boşum vardı ve 21,25 netim var. Ben işte virgüleri saymadım için 21 net şey yapmıştım böyle. Hani matematikte 3 tane soru çözmüştüm, onu şey yapalım, direkt sosyale gelelim böyle. Dur, neredeydim? Yani 21 tane net Türkçe'de 3 tane de matematikten şey yaparak böyle toplam 24 net elde ettik. Matematik yenge sormuyorum. Bu üstü sayılara falan şey yapıyorum. Bundan sonra direkt hızlı bir şekilde sosyale geçiyorum. Dedim ya, ben matematiği şey yapmıyorum. Matematikte aram yok. Zaten sıfırın altındayım böyle. Bazı şekillerine veya bu üstü sayıla veya rasyonel sayıla çıkıyor. Onlara bazen bakabiliyorum böyle. Bu denemede daha çok baktığımda böyle tarihte çelişkili ve gerçekten bilgi denilebilecek sorular çok çok vardı böyle. Şu şekilde biraz yakınlaştırırsam daha güzel olur. Biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Hani bilgi, yani Türkçe soruları çok bence çok güzel ve iyi çözdüğüm iş yaptım. Tarihe de baktığında böyle benim tarihle coğrafya konusuna genelde çok kendime güvenim var. Altyapım da iyi olduğunu bildiğim için böyle, hani hafif bazı yerlerde mesela bilgi kirliliğim var mesela. Hani çözerken mesela bazen mesela emin olduğum bu soruda bile çözerken böyle insan acaba diyebiliyor. Çünkü biz uzun zamandır neredeyse 4 yıldır ders çalışmıyoruz, şey yapmıyoruz. Buna rağmen zihnimiz bazen bizimle şey yapabiliyor böyle, ama gerçek manada baktığımızda bence çok tarihte de çok güzel sorular vardı böyle. Mesela bunu yanlış yapmıştım. Çok ben bu soruyu çözerken böyle hızlı bir şekilde gördüğüm gibi iskanı işaretleyip bak, hem de tik yapmışım ki bu sorudan eminim diye, ama bazen bu tür yanlışları yapabiliyoruz. İşte ben ne yapacağım? Genel çok da genel kültürde onu yapıyorum. Hemen diyelim ki bu tür çelişkili olan soruları, bu tür bilgi içerikli olan soruları ben hızlı bir şekilde defterime yazıyorum ki bir daha bunlar karşıma çıktığında yanlış yapma oranım olmasın, yanlış yapma ihtimalim olmasın diye onlara özellikle özen gösteriyorum. Yani size de aynı şeyi tavsiye ederim. Mesela bu soru da çok mesela Gireyhanlı, Kırım Hanlığını şey yapabiliyorum. Bak, burada da hızlı bir şekilde bazen bu tür yanlışlar yapılabilir böyle. Onun için dikkatli olmak gerek. Yani insan emin oluyor. Bak, emin olma işaretini koymuşum. Eminim ve geç diye. Bu tür durumda bak, bu hatayı yine yapıyorum böyle. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde hemen bakacağız ve emin olduktan sonra, yani diğer şıklara da bakacağız, şey yapacağız, hemen işaretleyip geçmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim böyle. Tarih genel olarak bu şekildeydi böyle hani. Çok güzel bilgi soruları vardı. Mesela bu şekilde ilk kez 3. denemem olmasına rağmen ilk kez böyle sıralı bir soru da çıkmıştı böyle. Ondan sonra mesela bu soruda çok işaret, eski Doğu blokunun eski ismi, tanımlamak için kullanılan isim. O da biraz genel kültürüm iyi, kulak aşinalığım da iyi olduğunu düşündüğüm için böyle güzel. Coğrafyanın harita şeylerini çok çok seviyorum, ama mesela bu göller olsun,
Akarsular olsun, ovalar olsun. Orada biraz eksiğim var. Onu da şu anda ben o bak 3 deneme değil onun eksikliğini çok hissediyorum ama şu anda üzerine gitmiyorum çünkü bugün yarın hani atlasımla harita üzerine daha güzel, daha detaylıca bakacağımı düşünüyorum böyle. Bu da güzel bir şeydi. Devam ettirelim böyle. Anayasa bu sefer iyiydi. Yani şeye göre bazen anayasa çok bilgi olduğu için böyle ikilem arasında kalıyor. İnsan bazen yanlış yapabiliyor böyle. Yine de fena değil. İyi diye iyi düşünüyorum böyle. Mesela gelelim genel kültür bir anayasa ve genel kültür güncel bilgilere baktığımızda mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyini ben duymuştum ama neresi olduğunu bilmiyordum. Tahminde bulundum böyle ama Ziget varmış mı? Onu öğrendiğimizde artık bunu unutma mesela. Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyinin mezarın artık nerede olduğunu tamamen biliyoruz. Bak bu da çok güzel. 2022'de vefat eden Cüneyt Arkın'ı sormuşlardı. Çok güzel bir soru. Bak bu da Milli Gözetim Radarı hangi ilimize kurulmuştu? Ben mantık yürüttüm. Bilmiyorum daha doğrusu. Yine de işaretledim böyle. Bursa işaretim ama Gaziantep'ti böyle. Bir diğer bu tür bilgi sorusu mesela hani 2022'de de çıkmıştı ben boş bırakmıştım böyle. ALES bir astatistik hangi alanda Nobel ödülü almıştı ya? Ben fizik barış çıktı böyle. Bak şu da ilk kadın savaş fotoğrafçısı. Bunlar çok gerçekten çok güzel sorular. Bunlar her an her daim yani gerek orta öğretim, ön lisans, lisans fark etmeksizin çıkma ihtimali yüksek olan şeylerdir. Sorulardır böyle. İlk denememde 39 net yapmıştım. İkinci denememde 48 net yapmıştım. Üçüncü denememde bak genel kültürde de toplam 39 doğru. 21 yanlış yaptım. İşte hani 39'dan 5'i çıkar. 24 pardon. 39'dan 5'i çıkar. 21 net 5,25'e tekabül ediyor. 34, 33,75 şeyde de 24 nokta kaç dedim 24,25 bunu tamamlıyor 24,34 24,34 58 net yaptık bugün güzeldi bir kamerayı kendimize çevirelim evet üçüncü denememiz de bu şekilde toplamında 58 nete ulaştık böyle zaten yani benim kendi potansiyelimi mesela az çok biliyorum böyle. Yani ben hızlı bir şekilde 60 ile 70 bandına gelirim. Ondan sonra 70 ve üzeri benim zorlayabileceğim, benim işte hani yani ne bileyim sınırları ya da kapasitemi bu zorlayacağım durumlar olur böyle. Çünkü 90 soruyla savaşıyorum bir nevi. İşte 90 sorudan elimden geldiğince 80'e yapmaya gayret edeceğim böyle. Bir arkadaşımız sormuştu yani benim netlerim yükselmiyor. Neden ne olabilir? İşte nedeniniz bu olabilir. Ya verimli çalışmıyorsunuz böyle. Yani demek istediğim şu. Denemede çıkan sorular yani deneme insan çözdükçe zaten bütün soru çeşitlerini veya olabilecek bütün soruları gördüğünüz için ve siz o soruları yanlış yaptınız. Mesela denemede bolca yanlış yapmanızı isterim böyle. Eğer siz o denemelerinizi yani o yanlış yaptığınızı bir daha yanlış yapmamak için çalışırsanız veya onu öyle öğrenirseniz artık orada yanlış yapmazsınız. Onun için diyorum ki deneme çözdükten sonra o yanlışlarınızı görüp o yanlışlarınızı bir daha o soruyu o tür soruları o tür o orada gelen soruları yanlış yapmamaya gayret etmeniz. Bu da bir müddet sonra artık size verimli olmaya gelecektir. Yani artık orada yanlış yapmayacağınız için ister istemez netleriniz yükselecektir. Yani benim de denemelerde özellikle yani çıkardığım husus orası. Ben bakıyorum ki hani öne gireyim Türkçe'de dedim ya bu anlatılmak şey iki paragrafa bölünen sorular da akışını bozan cümleler. Onda eksiğim vardı. Oraya baktım böyle artık orada soru kaçırmamaya şey yapıyorum. Yani kaçırmam. Bir yerden sonra yani o bilgi sorularını mesela hani o demir perde ülkeleri dediğimiz şeyler ya yani mesela bu Nobel
ödül alan adam mesela. Artık unutmam yani. Artık onu defterime yazıyorum. Onu bir şekilde yazdığım için artık notlarımın arasında vardır. Bu denemelerde de karşıma çıksa, gerçek sınavda da karşıma çıksa bunun yanlış yapma oranım çok çok düşük. Yani zaten çalışan biriyseniz yanlış yapma ihtimaliniz çok düşük oluyor. %5, %10. Bu durum yani dolayısıyla hakkımızdan hayırlısı olsun. Bugünü de bu haftayı da bitirdik. Resmi tatillerde hafta sonları şey yapabilirim, yine denemelerimi hızlı bir şekilde çözmeye gayret edeceğim böyle. Aynı zamanda lisans KPSS başvuruları başladı. Başvuru yapabilirsiniz. Artık sizlere kalmış. Sağlıkla kalın, iyilikle kalın. Bize dua etmeyi unutmayın. Selamet inşallah.